Teşekkür ederim hocam. Ukrayna ile ilgili e, gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürmekte özür diliyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yarar var e, çünkü olay giderek büyüyor. Yani Rusya e, nükleer silahlarını e, kullanacak birliklere alarm verirken savaş düzenle nükleer e, savaş birliklerini Alarma geçirirken bir yandan da NATO'dan yapılan açıklamada 100 jetin havalanmaya hazır olarak beklediği belirtiliyor ama diğer taraftan İngiltere kendini ayırıyor ve diyor ki biz Rusya ile savaşmaktan yana değiliz. NATO da savaşmayı göz almıyor, alamıyor. Şimdi burada biraz geriye gidip sosyal medyada yapılan tartışmalara bakmak lazım. Değerli seyirciler bildiğiniz gibi Telebir başından itibaren bu konuda farklı bir yayın yaptı. Medyanın tümünden farklılaşan bir çizgiye oturdu. Ama şunun üzerinde özellikle durmak gerekir. Biz Amerikancı, NATO'cu olmadığımız gibi Rusyacı da değiliz. Ama medyanın tamamı neredeyse NATO'cu oldu. NATO'nun tezlerini, Batı'nın tezlerini, Amerika'nın tezlerini hiçbir biçimde sorgulamadan, bir süzgeçten geçirmeden olduğu gibi aldı ve savunmaya başladı. Şimdi Rusya konusundaki görüşlerimiz son derece net. Rusya açık bir ekonomi. Kapitalist bir restorasyon süreci var ve Putin'in de kimse demokrat bir lider olduğunu ileri sürmüyor. Telebirde böyle bir tez, böyle bir görüşle karşılaşan var mı bugüne kadar? Veya benim herhangi bir yazımda, veya herhangi bir sosyal medya paylaşımında böyle bir şey göremezsiniz. Bizim tavrımız çok net. Zaten tuzak şurada. Bir ikileme hapsedilmeye çalışılıyor. Zihinler böyle çalışıyor çünkü. Yani eğer zihinsel bir çabayı göze alamıyorsanız, entelektüel bir e, çalışmayı kotaramıyorsanız bir çabayı ve böyle bir analiz yeteneğini kendinize fazla buluyorsanız öyle diyeyim daha kibar ifade edeyim hiç kimseyi suçlamak niyetinde değilim ve ideolojik bazı ön yargılarınız varsa Batı'dan gelen batılı medya kuruluşlarından gelen bütün görüşleri sorgulamadan süzgeçten geçirmeden eleştirel bir gözleme tabi tutmadan olduğu gibi kullanıyorsanız evet bugün Amerikan tezlerini Batı tezlerini olduğu gibi savunursunuz. Şimdi şunun tartışılacak bir yanı var mı? Savaşa karşıyız. Savaş bir insanlık suçudur. Defalarca söyledik. Bir kez daha altını çizelim. Eğer ana vatan savunması için değilse, eğer bir e, haklı nedene, tarihsel, ahlaki ve hukuksal olarak haklı bir nedene dayalı değilse savaşlar bir cinayettir. Ukrayna Rusya Savaşı'nda veya ile Batı'nın kapıştığı Ukrayna Savaşı'na dair bir değerlendirme yapılacaksa söyleyecek şey şudur. <laughs> hemen barış, hemen barış, hemen barış. Ama Batı'nın Ukrayna'da işlediği suçların da derhal bertaraf edilmesi lazım. Nedir bunlar? Ukrayna'yı Batı NATO'ya alma sevdasından vazgeçmelidir. Soğuk Savaş'ın bitiminden beri, 1991'den sonra ki biliyorsunuz 24 Aralık 1991'dir. Neredeyse 92 denilebilir. Sovyetler Birliği'nin dağılma kararının Gorbaçov tarafından ilan edildiği tarih Aralık 91'dir. Ondan sonra siz NATO'ya tam 16 yeni üye alıyorsunuz. 17. üye Ukrayna olacak. 18. üye Finlandiya, 19. üye de İsveç olacak. Doğuya doğru genişlemeyi sürdürüyorsunuz ve fazla zeki olmadıkları için bir düşmana ihtiyaçları vardı. Eski düşmandan ne kaldıysa geriye onu düşman ilan ettiler. Batı'nın NATO'nun bir gerekçe bulması gerekiyordu. NATO'nun gerekçe bulması için bir düşmana ihtiyacı vardı. Niye var NATO? Bunu sorgulamadan Ukrayna savaşını anlamak mümkün değil. Bir başka gerçeklik var ortada. Kendilerini Viking soyundan geldiğini iddia eden, Ari ırktan olduğunu savunan ve bu nedenle aşağılık ırklara bir ders vermesi gerektiğini söyleyen daha geçen ay Azov Birlikleri'nin komutanı tam da bu içerikte bir açıklama yaptı. Bir neo-nazi, faşist, militer bir örgütlenmeye sahip. Ve bu örgüt devletin içinde yapılanmış meşru, yani yasal bir örgütten söz ediyoruz. Bunların soykırım, etnik temizlik girişimini göz ardı eden, işlediği suçları görmezden gelen, Dolayısıyla Ukrayna'yı fiilen parçalayan, fiilen parçalayan bu neo-nazi politik etkinliği görmeden ve bunu mahkum etmeden sadece savaş hayır demek romantik bir sol romantik bir savaş karşıtlığının ötesine geçmez. Savaş hayır bir başka mesele de şu. Ukrayna'nın tarihsel bir temelinin olmadığını söylerken hani entelektüellerin yarattığı bir ülke. Hiçbir zaman şu anlama gelmez bu. Bir ülkenin tarihsel temellerinin çok güçlü olmaması, geleneklerinin çok devlet geleneğinin bulunmaması veyahut 2017 Bolşevik devriminden, Ekim devriminden sonra Sovyetler Birliği tarafından hani icat edilen devletlerden biri olması nedeniyle işgal etmeyi haklı gösterir mi? Hak kazandırır mı kimse? Hayır. Onu da bu ekranlarda savunan hiç kimse olmadı. Ben hele hiçbir zaman savunmadım. Hocam savunmadı. Şiddetle de karşıyım. Tarihsel olarak Kazakistan, Kırgızistan diye ülkeler de yok. Onlar da Stalin'in mil, e, milletler halk komiseriyken, yani milliyetlerden sorumlu bakanken geliştirdiği tezlerden bir tanesidir. Güçlü ve büyük bir Türkistan yerine bölünmüş, birbirinden ayrıştırılmış, e, cumhuriyetlerden oluşan bir Türkistan yaratmak amacıyla bölünmüş ve işte Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan... Türkmenistan gibi ülkeler ve bir takım e, özel cumhuriyetler, Yakutistan, Başkıristan gibi özel cumhuriyetler oluşturulmuştur. Bunlar Sovyetler Birliği'nin devlet politikalarıdır ve sosyalizmin ilelebet yaşayacağı varsayımına dayalıdır. Onun öyle olmadığı görüldü. İki sistem yan yana bulunduğu sürece hiç kimse ilelebet, hiçbir sistem ilelebet var olabileceğini ileri süremez zaten. Dolayısıyla biz... Rusyacı mısın, Amerikancı mısın ikilemi içinde tartışırsak gerçeği, fotoğrafı göremeyiz. Biz ikisinden de değiliz. Telebir ikisine de, ikisine de dahil değil. İkisini de eleştiriyor, ikisine de uzaktır. Ne Rus oligarklarının yeni rejiminden yanayız biz, ne Batı'nın bakın Batı'nın işlediği suçlar önemli. Batı'nın işlediği suçları görmeden Ukrayna savaşını değerlendiremezsiniz. Yok efendim Sovyet tank şey Rus tankları oraya girmiş de bunun Macaristan'dan 1958'den bir farkı yokmuş. Bu kadar basit sığ entelektüel kapasiteden yoksun yorum görmedim ben. Son derece yaygın bu tip yorumlar. Geçin bunları. Geçin bunları. Bakın. izlerken bile utandığımız videolar var. Rus etnik kimliğine sahip kadınlara tecavüz edip bunu video <laughs> olarak çekip sosyal medyada yayınlayan bir Ukrayna neonazizminden, Ukrayna faşizminden söz ediyoruz. Bandera denilen isim, girin internete bir bakın kim olduğunu göreceksiniz Bandera'yı. Stefan Bandera. Stefan Bandera işte kendilerinin e, Slav olmadığını, Viking soylularından, Cermen, Viking soyuna mensup olduklarını söyleyip, önce hatta Nazilerin bile kuşkuya kapılıp hapsettiği, ama daha sonra çıkararak dışarıya çıkararak onun bir ulusal kurtuluş örgütü diye bir örgüt kurmasını sağladığı ve Polonya'daki Yahudilerin katliamında kullandığı bir isim. Geçen yıl bu adamın, bakın soykırımcı adamın ölüm şey doğum yıl dönümünü 1 Ocak 1909'dur doğum yıl dönümü. Bugünkü Zelenski iktidarı, bakın o Zelenski var ya böyle demokrat bir şey veriyor. Kendisi de zaten Yahudi kökenli. Kendi soyuna bu kadar ihanet eden bir isim az bulunur dünyada. Zelenski bu adamın doğum gününü ulusal bayram ilan etti 2021'de. Girin Stefan Bandera'nın geçmişini, kökenini göreceksiniz. Dolayısıyla bakın Ukrayna yönetimiyle Rusya arasındaki e, görüşmede masaya oturdular biliyorsunuz Belarus'ta. Bir sınır kasabası zannediyorum. Üç tane şart var. Ukrayna bağım, şey, tarafsızlığını ilan etsin. Yani NATO'ya girmeyeceğini ilan etsin. İki, Neonazileri etkisizleştirsin yani örgütlerini yasaklasın, nazizm yani faşizmi yasaklasın, ırkçı saldırıları, etnik saldırıları yasaklasın. 3. Kırım'ın Rus toprağı olduğunu kabul etsin. Tarihen Rus toprağı. Aslında Türklerin de yaşadığı, Kırım Türklerinin yaşadığı tarihen ee, ve ama tarih boyunca Rusya'ya bağlı olan ve referandumda %90 oyla Rusya'ya katılma kararı almış önce Özek Cumhuriyet'le bir ülke. Bakın üç tane şartı var. Herkes bu neo neonazizmi Ukrayna'da hafife alıyor. Hafife alınacak bir şey değil. 14 bini aşkın insanı etnik temizlik girişimiyle ortadan kaldıran, öldüren, katleden, yüz binlerce insanın topraklarından göç etmesine neden olan, alanı boşaltıp, bakın etnik temizlik o demek, etnik temizlik sadece öldürmek değil, korkutarak, tehdit ederek, sürgüne göndererek, teçhir ederek, insanları yurtlarından etmek veyahut öldürerek yurtlarından etmektir etnik temizlik. Dolayısıyla Ukrayna Ukrayna yönetimini böyle demokratik halkın %73'ünün oyunu almış bir kişi diye görülüyor. Eee Zelenski. Hayır değil. Çünkü Rus kökenli Ukraynalıların katılmadığı bir seçimde %73 oy aldı. 2014'te bir darbe gerçekleşti. Darbe de gerçekleşti <laughs> ve Rusya yanlısı olduğu belirtilen devlet başkanını devirdiler. Bakın Rusya yanlısı bir devlet başkanı %60'a yakın oyla Ukrayna'da seçimleri alabiliyor. Ukrayna'nın etnik yapısı, etnik mimarisi son derece farklı ve kırılgan. Bununla oynayan Batı, Ukrayna'yı bir silah deposu haline getirdiler yıllarca. Burnunun dibine kadar gelmişsin, orada Rusya'yı tehdit ediyorsun ve bekliyorsun ki şey olsun. Yani buna bir herhangi bir tepki oluşmasın. Rusya orada müdahaleye zorlandı. O bakımdan durum şu. Bu savaşın, bu savaşın bir an önce bitirilmesi, barışın sağlanması bizim temel insanlık talebimizdir. Bundan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. İki, ne Rusyacıyız biz ne NATO'cuyuz. İkisine yönelik eleştirilerimizi her zaman mahfuz tutacağız. Ama bu Ukrayna krizinin birinci dereceden sorumlusu, sorumlusu NATO'nun yayılmacı politikaları ve neonazilere kendi tarihlerine, demokrasilerine ve kültürlerine ihanet ederek verdikleri destektir. Bunu kabul etmeden Ukrayna krizini ee, ne diyelim soğukkanlı ve namuslu bir bir şekilde tartışmak mümkün değildir. Bakın bir daha tekrarlı tekrar ediyorum. Namuslu bir biçimde, soğukkanlı bir yaklaşımla tartışmak mümkün değildir. Buyurun hocam biraz uzattım kusura bakmayın.